Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Bugün size anlatacağım modelim bu şekilde fiyonkla yapılan bir model arkadaşlar gördüğünüz gibi yaprağımızın ucuna iki kirpikli fiyonk konulmuş bu şekilde. Zaten bu kurdahalelerden anlaşıldığı gibi fiyonklu bir model olacağı belli oldu arkadaşlar. Şimdi ilk önce fiyonklarımızı hazırlamayla başlayalım. Şöyle dörder santim ölçerek bakın şöyle bir küçük bir cetvelimiz var. Şöyle sıfırdan buraya koyup bakın arkadaşlar şöyle 4 santim net bir 4 santimimiz var. Buradan şöyle makasımızla bir ölçü alıyoruz. Şimdi bu ölçüyü aldık ya arkadaşlar. Bir daha cetvel kullanmıyoruz. Sadece tek bir ölçü için cetveli kullanıyorum. Şöyle bakın, bunu buraya koydum. Şöyle bir tekrar katlıyorum. Şöyle iki, şöyle tekrar katlıyorum. Üç. Bu şekilde buralardan şöyle keserek arkadaşlar girip kesiyorum. Ee, ne kadar bu şekilde bakın oluyor? Ne kadar lazımsa. Şöyle biraz yaptıkça kesmeye gayret ediyorum. Ben bu şekilde hazırlıyorum bakın. Buralardan kestikten sonra bu şekilde kurdaleleri elde ettim. Şimdi şöyle bu test düz pek belli olmuyor da ben böyle ışıldayan simli gibi duran tarafını düz kabul ediyorum arkadaşlar görüntü açısından. Şöyle iki ucunu birbirine denk getiriyorum. Şöyle bakın ucunun zaten bu eğri kısmı da varsa Böyle hafif değdiriyorum. Şöyle birleştiriyorum. Tekrar da ikinciye de şu hani bir bastırdığımız zaman yapıştırdığımız zamanki yerler çıkıntı varsa oraları bu şekilde düzlüyorum. Şöyle dümdüz oluyor. Sonra arkadaşlar bakın gayet de sağlam bir yapıştı. Şöyle çektiğimiz zaman da açılmıyor. Şöyle bunu ikiye katlıyorum. Tam ortada bu gelecek şekilde bu şekilde yaparak kurdalelerimi hazırladım. Şimdi anlaşıldıysa yaprağımızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle iki tane sizler için modeli hazırladım. Ve arasında da 7 tane tığ battı ara mesafesi bırakıyorum. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile girdik. 3 tane zincir çekerek Şöyle bir tığ battı yapıyorum ve sık iğne ile buraya sabitliyorum. 7 tane tığ battı mesafesini verdikten sonra tığımın başını 3 defa doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip şöyle 1 2 2 2 iki alarak şu son kısmı fazladan geldiği için hani hiç tığ battı atlamadığımız için biraz eee sizi şey yapsa da arkadaşlar bu şekilde uzunca bir trabzan lazım tığ battı atlayarak denedim hiç güzel olmadı çok büyük bir yuva oldu arkadaşlar o yüzden bunu daha uygun gördüm bu şekilde ayarladım yani arkadaşlar görseniz <laughs> sök yap sök yap sizler için bayağı bir meşakkat oluyor ayarlamak için yani iğneden tane çevirmek için nasıl güzel nasıl zarif durur diye Evet şimdi yaprağımızı yapalım arkadaşlar bir defa tığımı doladım iki zincirimin üzerine. 2 2 Şöyle 4 zincirimi çekiyorum. Ve trabzanımın arasına girip sık iğne ile sabitliyorum. Hemen taktım çıkan ipimi. Şimdi her trabzanda bir dolama artırıyorum. Yine aynı tırabzanın arasına girdim. 2 2 2 olarak bu şekilde ikinci tırabzanımı yaptım. Yine 4 zincir. Şöyle sıkı sıkı 4 zincirimi çekiyorum. Tırabzanımın arasına girip kapattım. Şimdi tekrar bir defa daha tığımın başını artırdım. Hemen tırabzanımın arasına girdim. 2 2 2 ve 2. Tekrar 4 zincir ve trabzanımın arasına giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 3 tane yapıyorum arkadaşlar. 4. de yine aynı şekilde bu şekilde 3 defa doluyorum. Çünkü tek alacağım. Dibinde tek alarak uzatacağım. 2 2 2 ve Şimdi 4 zincir. Kapattım kirpik olarak. Bu geri kalan kısma da 8 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Kapattım bu şekilde. Hemen bir de yuvada sık iğne. 9. Şimdi arkadaşlar yaprağımız tamam. Bakın çok hoş güzel bir yaprağımız oldu. 9 iğne aslında olduğu gibi kirpikli sık iğneli bir yaprak. Şimdi arkadaşlar buraya ben 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle 1-2 defa tığımı dolayıp hemen yuvadan girdim. 2 2 2 Bakın bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Trabzanımın tepesine bu şekilde bir tane zincir çektim. Burası dal kısmımız. Şimdi alıyoruz. Bu yaptığımız kurdaleyi alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bakın dal yapmıştık ya. İpimizle ilmeğimizin arasına bu şekilde şöyle tam ortasından buraya yerleştiriyoruz. Şöyle bu araya ve ilmeğimin arasına bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bunu buraya tutturdum ve buraya 8 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 ve 8. 8 zincirimi çekiyorum. Bakın. Şu trabzanımın arasına girip bu şekilde hemen kirpik yapıyorum sık iğne ile iyice sıktırdım buraya hem kirpiğimizi yapıp hem de bu şekilde yaprağımızı tutturuyoruz arkadaşlar yine 8 zincirimi çekiyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi bu düğüm arkada kalacak arkadaşlar bakın buradan yine aynı dalımızdan dalımızı daha bile uzun yapsak daha bile güzel olur arkadaşlar şöyle bakın ikinci kirpiğimi de buraya sık iğne ile sabitliyorum şimdi arkadaşlar arkadan şöyle buraya geri ineceğiz iki tane zincir çekelim ama çünkü kısa olmasın buraya dalımızın içine sık iğne ile sabitledik şimdi arkadaşlar bakın buraya yine aynı şekilde 4 zincirle yukarı çıkmıştık ya 4 zincirle aşağı ineceğiz ve yuvanın içine sık iğne ile sabitledim ve bakın buraya iki tane sık iğne ile bu şekilde dalımın yukarıda durmasını sağlayacağız şimdi bakın 3 zincirimi yine çekiyorum bu şekilde 3 zincirimi çektim hemen tığ battımın içine giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir buraya bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum 3 zincirimi çektim hemen yuvaya girdim sık iğne ile sabitledim 3 zincir bu şekilde arkadaşlar tam 7 tane tığ battı yapalım şöyle bir de arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum yaptığımız işimiz de çok güzel oluyor bakın benim elimde bu renkler vardı bu renkleri kullandım Sizde daha güzel renkler varsa arkadaşlar veya da satın alabilirsiniz. Çünkü ben model amaçlı göstermek için bu renklerim değerlendirdim. Siz böyle maviler, yeşiller, sarılar, beyazlar, şöyle morlar kullanıp rengarenk açtırabilirsiniz. Ben model amaçlı şimdi alsam elimde kalacak bunları kalanları en azından model amaçlı sizlere göstermek için kullanmak istedim. Evet. Şimdi tekrar bakın 3 zincirimi çekiyorum. Hemen tığ battıma kapattım. 5 Şöyle 6 Şöyle de 7 yedi. 7'den fazla açmayın arkadaşlar. Model zaten e, şey hafif bir model bakın. Bu 7 ara mesafesi gayet iyi. 7 hani 6 bile olabilir belki ama 8 9 olmaz yani. Bakın fazla açılması güzel olmaz. Şöyle sanki ışık kuruyor elimi tutayım dedim. Evet şimdi modelimizin yapımına bir tane daha yaparak devam edelim. Şöyle 3 defa tığımı doluyorum. Hemen yanındaki bakın hiç tığ battı atlamıyorum. Ee, çok arası yuvası büyük oluyor arkadaşlar. O zaman da ortasına kirpik yapmak icap edecek. O yüzden bu şekilde 2-2 alarak başa kadar şöyle güzel bir yuva yapıyoruz. Hafif şöyle başa doğru meyilli oluyor. O da arkadaşlar şu duruşu sağlıyor. Bakın şu arkaya doğru yaprak duruşunu güzel bir duruş sağlıyor. Aynı şekilde 1-2 zincirimi çektim. Tığımın başını bir defa doluyorum. 2-2 i̇ki, iki. Şöyle 4 zincir. 4 zincirimi kapattım kirpik olarak. 2 defa doluyorum. Her trabzanda bir dolama artırarak trabzanımı biraz daha büyütüyorum. 2 2 Tekrar 4 zincir ve kapatıyorum buraya sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 3 defa tığımı doladım. Hemen yuvama giriyorum. 2 2 2 şöyle de 2 4 zincir ve batımın içine girdim, sabitledim. Evet, 3 tane bu şekilde tırabzan, kirpikli trabzanı yaptık. Yine 3 defa doluyorum. Sonuncu ve sık iğneli olanı da aynı şekilde. 1 2 2 2 şöyle başa kadar geldi. 4'ün 4 zincir 4. trabzanım için 8 tane sık iğne yapıyorum geri kalan kısma. 3 4 5 6 7 Bu şekilde bir tane de yuvaya 8 Yaprağımız hazır. Şimdi 4 zincir 2 defa doladım. Hemen trabzana giriyorum. 2 2 ve 2 bu şekilde bir tane dal yaptım hemen dalımın üzerine bir zincir hemen şu kurdalemi alıyorum bakın bu yapışkanlı yer şöyle tam ortaya arkaya gelecek şekilde tutuyorum şöyle sol elimle tutayım daha rahat görürsünüz arkadaş bakın hem ipimin hem de tığındaki ilmeğimin tam arasından bu şekilde geçirip hemen sık iğne ile bunu buraya tutturdum şöyle bakın. şimdi buraya 8 tane zincir çekerek kirpik yapacağım 2 3 4 5 6 7 ve 8 bu trabzanımın arasına giriyorum Bakın. trabzanımın arasına girdim ve buraya sık iğne ile sabitliyorum. Yine 8 zincirimi çekiyorum. Evet. 2 3 4 6 7 8 Hemen trabzanımın arasına girdim. Sık iğne ile sabitledim. Evet. Şimdi tekrar arkada şöyle iki tane zinciri çekiyorum kirpiklerimi yaptıktan sonra bunu şu trabzanımın içine inmek için yapıyorum arkadaşlar şöyle bakın. arkadan dolanıp iki zincirimle trabzanımın arasını sabitledim yine dört zincir dört zincirimle şu yaprağı yaptığımız ana yuvaya inelim Şöyle sık iğne yaparak tutturalım. Buraya sık iğne yapacağız ki şu yaptığımız dal aşağı meyil etmesin. Bir, iki tane yapıyorum. Ve iki. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Yine yedi tane buraya tığ battı yapacağız. Şu ara mesafesini yapacağız. Şöyle üç zincir çekerek yapıyorum bu mesafesini. Ee, yine şöyle çok hoş çok zarif güzel bir arkadaşlar modelimiz oldu bakın arkasında bu şekilde oluyor önden de fiyonkumuz bu şekilde duruyor şimdi 7 tane tığ battı yapacağız dedik bu 7 tığ battıyı hemen beğen yapıp şöyle tamamlayıp geleyim arkadaşlar aynı işlem tığ battılara üçer zincir çekerek sık iğne ile bu şekilde sabitleyerek yapıyoruz Bu şekilde modelimizin bitmiş hali. Gördüğünüz gibi. Hemen arkadaşlar fiyonkları hazırlayıp böyle rengarek iki günde yap. Hemen tak başına kullan veya çeyizlerinize veya satabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde tülbentler hazırlayıp tuhafiyeleri koyup satılmasını isteyebilirsiniz. Evet yapımı da bir o kadar kolay. Böyle rengarek yapabilirsiniz dediğim gibi. Çok hoş bir model oldu. Ben de sizden emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Şöyle yakın plan. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.